Hoş geldiniz saygıdeğer güvercin severler. Bugün sizlere dalıcı, dönücü güvercin özelliklerinden bahsedeceğim. Özelliği dalıcı, Türkiye'de yetiştirdikleri yöre Adana, Mersin ve çevreleri. Verilen yerel adlar, cins, yerli, töme, tartaç. Dünyada tanındığı ad, Adana, Devlap. Yoğun olarak Çukurova bölgesinde yetiştirilen Adana ırkı, orijinal olarak Arap Yarımadası'nın kuşudur. Diğer ırklarda olduğu gibi başka yörelerde de zamanla yetiştirilmeye başlanmış ve o yörelerinde yetiştiricilik özellikleriyle yeni türler ortaya çıkmıştır. Daha doğru bir anlatımla yeni özellikler bu türe adapte olmuştur. Bilindiği üzere çeşitli renklerde ve boylarda olan bu cins bazı yöresel özellikleri dışında aynı karakteri taşımaktadır. Yüksek uçup hızla kanat çırpıp, iki ya da üçlü havalanma ve hızlı iniş karakteristik özellikleridir. Yetiştiriciler tarafından aranan özelliklerinin başında yüksek uçuş ve hızlı iniş gelmektedir. Ortalama olarak 10 ile 15 dakika havada kalma süresi, 150-200 metre yükselme ve 110-130 kilometre iniş hızı iyi bir ırkta gözlenebilir. Yine ek bir bilgi olarak yaşam süresi 11-13 yıl ve performanslı uçuş süresi 8-9 yıldır. Genel bilgi. 2-3 aylıktan itibaren terbiye edilmeye başlanır ve 7 aylıktan sonra çiftleştirilir. Uçum yapmak için çoğunlukla erkek kuş idealdir. Ancak dişilerde erkekler kadar başarılı olabilir. Performanslı ve yüksek kalitede uçuş için uçuş ömrü içinde 1 veya 2 defa yavru besletilir. Daha fazlası iyi uçumu etkiler. Dolap denilen iki kuşun sığabileceği ve yuvalarda beslenir ve geceleri dolaplar kapalı tutulur. Ayrıntılı bilgi. Töme, kısa gaga ve tartaç, uzun gaga olmak üzere iki tiple Adana cinsi vardır. Tartaç daha çok Adana ve Ceyhan yöresi yetiştiricileri tarafından tercih edilir. Töme ise Tarsus'ta yoğun olarak gözlenir. Mersin ve civarında ise iki tipte yoğun olarak bulunur. Bu cinsin yumurta ve tarih dönemi olmak üzere iki ayrı uçum dönemi vardır. Tarih dönemi erkek kuşun dişi kuşa ilgisinin en yoğun olduğu dönemdir. Ve bu dönemde uçumlar bu ırkın tanımlanan tüm özelliklerini sergilediği şekilde gerçekleşir. Düz iniş ve makaslı iniş adı altında Adana ırkı kuşlar hünerlerini sergilerler. Düz iniş Adana çevresindeki gözlemlenir. Makaslı iniş ise Mersin'in özelliğidir. Düz inişte kuş çağrıldığı zaman kuş bulunduğu yerden yuvasına doğru pike yapmaya başlar ve donuk bir biçimde yuvaya iner. Makaslı inişte ise önden gelen kuş donuk iner. Takipçi ya da takipçileri mutlak süratle yere doğru kanat çırparak inerler. Bazı durumlarda öncü kuştan makas yapabilir. Makaslı inişten dolayı bu tür kuşlar diğerlerine nazaran daha hızlı iniş yaparlar. Bahar ve yaz döneminde yavru alınır. Bu yavrular güvenilir bir ya da iki kuş tarafından terbiye edilir. Terbiye işlemi öncelikle kanat hamlıklarının alınması, nefeslendirme, ikili ya da üçlü uçurma alıştırma, yükseltme ve hızlı iniş şeklinde gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra kuş öncü ve arkçı olarak uçum özelliklerine göre ayrılır ve seyretmeye doyulmayacak uçuş hattına başlar. Bu işlemden sonra kuş öncü ve arkçı olarak uçum özelliğine göre ayrılır ve seyretmeye doyulmayacak uçuş hattına başlar. Diyeceklerim bu kadardı güvercin severler. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı kuş beslemeler diliyorum.